Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın ikinci bölümünün son videosundayız. Fark atıyorum testi arkadaşlar. Sayfa numarası da 62. Tek sayfalık bir test ama zor bir test arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere fark atacaksınız bu soruları çözdükten sonra. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Demiş ki bize... Aşağıdaki düzgün sekizgen düzenekte köşelerdeki dairesel hücrelerde sıfırdan ve birbirinden farklı A1'den A8'e kadar gerçel sayıları yerleştirilmiş. Şu düzende gidiyor A8'e kadar. A1 yani şuradaki sayı A3'ten A2'nin farkının mutlak değeri. A2 sayısı A4 ile A3'ün farkının mutlak değeri. A3 de A5 ile A4'ün farkının mutlak değeri biçiminde devam ediyor bu sayılar. Pekala, bunların hepsini bize söylemiş. A1, A2, A6'ya kadar olan sayıların toplamı A8-A2'dir diye de vermiş bize. Bakın o halde şuradaki eşitlikten yararlanarak ben şöyle bir olay yapabilirim. A1'den A6'ya kadar olanların toplamı var ya burada. Bak buraya A1, A2, A3, A4, A5, A6'nın toplamı mevcut zaten. Hepsini toplarsanız bunların mutlak değerlerinin toplamı yapar. Ve bu da bize A8-A2'yi veriyormuş. Demek ki benim mutlak değerlerim şöyle çıkıyormuş. Bak burası A3-A2 diye çıkıyormuş. Burası A4-A3 diye çıkıyormuş. Daha sonrası burası A5-A4 diye çıkıyormuş. Nokta nokta nokta. En sondaki de A8-A7 diye çıkıyormuş. Neden biliyor musun? Çünkü ben bunları toplarsam A3-A3, A4-A4, A5-A5 ve en son -A7 birbirini götürür. Götürdükten sonra da geriye A8-A2 kalır tıpkı buradaki gibi. O halde arkadaşlar A8-A2 kaldı ya burada. Bu da neye eşitti? A1'den A6'ya kadar olanların toplamına eşitti. E peki güzel kardeşim bak. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 bunların hepsi zaten. Hepsi de A6'ya kadar olanların hepsi bize mutlak değerli bir sonuç verdiği için pozitif olmayacak mı? Pozitif olacak. Dolayısıyla bu pozitifse demek ki A8, A2'den büyükmüş ki çıktığı zaman pozitif kalmış. O halde birinci öncül doğru, A8, A2'den büyük dedik. Şimdi A4, A5, A6'nın toplamı A8-A5'e eşit mi? Ona bakalım. A4 dediğimiz şey A6-A5'ti. A5 dediğimiz A7-A6'ydı ve A6 dediğimiz de A8-A5'ti. A7'ydi, özür dilerim. Bunları toplarsanız şu şekilde gidecekler ve A8-A5'e eşit olacak. İşte bunların toplamı. Demek ki bu da doğru. Üçüncü öncülde ise A1 artı 2A2 artı A3 eşittir A4 demiş. Bak şimdi sen buradaki A1'in aslına bakarsan şurada A3 eksi A2 olması gerektiğini biliyorsun. Yanına da 2 tane A2'yi ekle demiş ve bir tane de üzerine bunun A3 eklersen bu A4'e eşit olur demiş. Bakalım oluyor mu? Eksi A2 ile 2A2'yi toplarsanız bak burada A3 artı A3'ten 2 tane A3 gelir. Artı bir tane A2 eşittir A4 demiş. Buradaki bir tane A3'ü karşı tarafa atarsanız A3 artı A2 eşittir A4 eksi A3 gelir. E sen biliyorsun ki A4 eksi A3 dediğimiz şey bak burada da mevcut A2'ye eşitti. Yani A3 artı A2 eşittir A2'dir dersen buradaki A2'ler birbirini götürür arkadaşlar. Şimdi A3 eşittir ne kaldı elimizde? 0. Yalnız bunların hepsi sıfırdan farklı değil miydi? Farklıydı, soruda vermişti. Dolayısıyla bu eşitlik geçerli olduğu zaman A3 0 olduğundan bu öncül yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani cevap C seçeneğinde verilmişti sevgili gençler. Geçtim 2'ye. Kırmızı ışıkta şekildeki gibi duran tır, kamyon, otomobil ve otobüsün uzunlukları sırasıyla X, Y, Z ve A birimdir demiş. Şimdi ben burada şunları göstermek istiyorum. Şu doğrusal, bakın şurası da doğrusal, otobüs de otomobil doğrusal, kamyon ne? Kamyonla tır doğrusal arkadaşlar. Buna göre A aşağıdakilerden hangisine eşittir? A neydi? Otobüsün boyunu sormuş bize. Bak şimdi şurayı sen bana bence söyleyebilirsin. Şu kısım, yani şurası nedir? Y birim kamyondu, Z birim de otomobildi. Dolayısıyla şu kırmızıyla gösterdiğim yer Y-Z'dir bu cepte. Şimdi otobüs A birimdi. Kamyonda X'ti. Bak otobüste kamyonun bittiği yer aynı, başladığı yer farklı. Şu aradaki mesafe nedir o zaman? Bu aradaki mesafe de X eksi A'dır. Yani şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşit değil mi? Eşit. O halde ne diyeceksin sen? Hocam diyeceksin. Y eksi Z ile demek ki X eksi A birbirine eşitmiş. Yani Z eksi Y ile A eksi X de birbirine eşit midir? Eşittir. Eksi ile çarptım.
Bize a'yı sormuş. Eksi x'i bu tarafa zıplatırsan a eşittir x artı z eksi y olur. Böylelikle bu da bize cevabı verir. Bakalım cevap ne demiş? X artı z eksi y. Bakın x artı z eksi y cevabımız Denizli seçeneği olacaktı sevgili gençler. Devam edelim. Bir diğer sorumuz olan 3. soruyla. Aşağıda gerilmeden önceki boyu 4x artı 5 santim. Gerilince en fazla 12 eksi 2 santim olan bir lastik verilmiş. Bu maksimum uzunluğu. Bu lastik sağlam bir yapıştırıcıyla ucuca yapıştırılıyor. Lastik birleştirildikten sonra aralarında 11 santimetre olan iki çiviye aşağıdaki gibi takılıyor. Buna göre lastiğin ilk halinin santimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Öncelikle lastik 11 burası, 11 de arkası olmak üzere 22 santimmiş. Gerilince veya gerilmeden buraya takıldığı takdirde. O halde bu 22 santim gençler şöyle diyeceğiz. Minimum 4x artı 5 santimetredir. Maksimum 10x eksi 2 santimetredir. Yani şöyle düşün. Lastik şu ya. Şöyle göstereyim. Lastik bu ya. Bunu şu ucuyla şu ucunu birbirine bağlamışlar. Şu şekilde bir görüntü oluşmuş. Bunu da almışlar buraya geçirmişler. Aslında olan bu. Farklı lastikleri birbiriyle ucuca eklemiyorlar arkadaşlar. Aklınıza öyle bir şey geldiyse ki benim ilk okuduğumda gelmişti. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Sizin de aklınıza geldiyse diye söyleyeyim dedim. Şimdi öncelikle şu kısmını çözecektik biz. 4x artı 5 22'den küçükse tabii ki 4x küçük veya eşittir 10, 7 olacaktır. 4x bu şekilde kalsın 17'den küçük veya eşit. Ve arkadaşım bir de şu kısmı çözelim. O da 10x büyük veya eşittir 24 olacak. Buradan yine 4x elde etmek istiyorsam eğer ben bunu 2 bölü 5 ile çarparım. Bunu da 2 bölü 5 ile çarpacağız. Yani 48 bölü 5 gelecek bakın burası. 48'i 5'e bölerseniz de 9 küsür bir sayı yapar. Yani arkadaşlar 2 bölü 5 ile 10x'i çarptığımız zaman 4x geliyor ya. 4x büyük veya eşit 9 küsürmüş. Ve arkadaşım 4x aynı zamanda 17'den de küçük veya eşitti. Şimdi gelelim şuna. Bize demişti ki bakın ne demiş. İlk halinin santimetre cinsinden. Neden 4x'i bırakmaya çalıştım ısrarla? Çünkü 4x artı 5'ti benim lastiğimin ilk boyu. Dolayısıyla şuna 5 eklerseniz olay çözülecek gibi. 17'ye 5 eklediniz. 22 büyük veya eşittir 4x artı 5, yani lastiğin ilk boyu aradığımız kısım. Bu da büyük veya eşittir 9 küsür bir sayıya 5 eklerseniz arkadaşlarım 14 küsür bir sayı yapacaktır. Şimdi burada 4x artı 5'in yani lastiğin alabileceği ilk lastiğin ilk boyunun alabileceği ilk değer 15'tir. 16'yı 17'yi nokta 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 22'ye kadar alabilir. Burada kaç tane tam sayı değeri var? 22'den 15'i çıkarıp 1 ekleyeceksiniz. Bu da bize 8'i verir. Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz 4. soru. 4. soruyu daha öncesinde çözdüm. Ve daha öncesinde çözdüğüm için biraz bize fazlaca yer gerektiğinden. O yüzden arkadaşlar ben şu kısmı şöyle beyaza boyayayım. Tamam. Çözümümüzü buraya yapalım. Evet, mis gibi oldu bakın, tertemiz. Şekildeki eşitsizlik düzeneğinin çalışma prensibi aşağıdaki gibi verilmiş. Bakın bunlar böyle saat yönünün tersine dönüyor şu tarafa doğru. Bu da saat yönünün tersine dönüyor aynı şekilde. Ortadaki de saat yönünde dönüyor. Ortadaki her döndüğünde 180 derece, bunlar 90'ar derece dönüyor arkadaşlar. 90'ar derece döndüğü için her adımda bakın şuradaki şuraya geliyor, buradaki buraya geliyor diyebilirsiniz. Çalışma prensibimiz, çalışma mantığımız bu. Burada oluşacak tüm eşitsizliklerin demiş çözüm aralığı nedir? En dar çözüm aralığı nedir? Şimdi öncelikle ilk eşitsizliği zaten bize vermiş. Bak bir kere x x yapar. Eksi bir kere 3 eksi 3'tür. Küçüktür. 5x artı 14. 5x artı 14 dedik. Daha sonrasında x'i bu tarafa attığımız 4x. Şu şekilde küçüktür işaretini koydum, 14'ü karşı tarafa attım, eksi 17 geldi. Demek ki buradan x büyüktür, eksi 17 bölü 4'müş bu cepte. Şimdi geçeceğiz ikinci eşitsizliğe. İkinci eşitsizlik için birazcık kafa yoralım. Her adımda birazcık daha fazla kafa yormamız gerekecek. Şimdi bu tarafa doğru dönüyorsa 2 buraya gelecek arkadaşlar. Burası 2 olacak. 4 de şuraya gelecek. Yani böylelikle hangi eşitsizlik oluşur? 4x eksi 2. Şu da 180 derece döneceği için büyüktür olur. Daha sonrasında şurası da 6x ve 2 kere 8'den 16 olur. Şimdi 4x'i bu tarafa salladım, 2x. 16'yı diğer tarafa aldınız, ne oldu? Eksi 18 mi oldu? 2x eksi 18'den daha küçükse demek ki x küçüktür, eksi 9 diyebiliriz. Bu da ikinci eşitsizliğimizin değer aralığıydı. Şimdi geçelim 3'e. Bak şimdi olay şu. Birinci eşitsizlikten sonra, yani şundan sonra
Bunlar 180 derece yer değiştirmedi mi? Değiştirdi. O zaman 3 buraya gelecek, 1 buraya gelecek demek. O halde yazıyorum bakın yeni eşitsizliği. 3x eksi 1. Şurası yine aynı olacak çünkü 180 180 dönüyordu. Küçüktür dedim. 7 buraya, 5 buraya gitti. Yani 7x artı 10 dedik bu sefer de. Ve 4x burada neyden büyük oldu? Eksi 11'den. Yani x de o halde eksi 11 bölü 4'ten daha büyük oldu. Ve artık kaldı bir tane eşitsizliğimiz. Az öncesinde ne demiştim? İlk döndükten sonra bunlar nasıl bir hal alıyordu? Burası 2 oluyordu, burası 4 oluyordu. Şurası 8 oluyordu, burası 6 oluyordu. Şimdi ise yine bu sefer tam zıttı olacak. Çünkü bir tek o kaldı. O halde 2'yi buraya alacağız, 4'ü buraya alacağız. Yani 2x eksi 4. Şurası az önce büyüktü, yine büyüktür olacak. Çünkü en son küçüktü, şimdi büyüktürü gösterecek. 6x artı 16 değil. Bunları da yer değiştiriyorduk, değil mi? Yer değiştirmemiş halini yazdık. 8x artı 12 dedik sevgili arkadaşlar. Pekala, bir de bunu çözeceğiz. 6x neyden küçük olmuş oldu? Eksi 16'dan. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirseniz eksi 8 büyüktür 3x yapar ve böylelikle x küçüktür eksi 8 bölü 3 gelmiş olur. Şimdi en dar çözüm aralığı sorulmuştu. Eksi 17 bölü 4'ten büyük demiş, eksi 11 bölü 4'ten büyük demiş. Şu daha büyük olduğu için arkadaşlarım, eksi 11 bölü 4'ten büyük olan her sayı zaten eksi 17 bölü 4'ten büyük olacaktır. Demek ki ben hangisini alacağım? Bunu. Eksi 9'dan küçük demiş, eksi 8 bölü 3'ten küçük demiş arkadaşlar. Eksi 8 bölü 3'ten küçük olan her sayı bakalım. Heh, tamam, sıkıntı yok. Bunları aslında bakarsanız bu şekilde düşünmek yerine şöyle yapsanız daha mantıklı olacaktır. Hemen gösteriyorum sizlere. Birazcık vakit kaybettirdim, kusura bakmayın. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. Bakın eksi 17 bölü 4 burada olsun. Tamam. Eksi 17 bölü 4 eksi 4 küsürü bir sayıdır. Eksi 11 bölü 4 de şurada olsun. Bu da 3 küsürü bir sayı. Eksi 3 küsürü bir sayı. 8 bölü 3 arkadaşlar. 8 bölü 3 ile 11 bölü 4'ü kıyaslayacak olursanız bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettiğiniz takdirde şu daha büyük olacaktır. Eksi 8 bölü 3 yani eksi 8 bölü 3 o zaman nerede? Şurada. Daha büyük olduğu için sıfırın sağında. Daha sonrasında bir de eksi 9'umuz kaldı. Eksi 9'da tabii en solda olacak, en küçük olduğu için. Şimdi bir tanesi demiş ki bana eksi 9'dan daha küçüktür demiş, yani şu taraf. Öteki de demiş ki eksi 8 bölü 3'ten daha küçüktür demiş, yani şu taraf. Tamam mı? Daha sonrasında bir tanesi demiş ki eksi 17 bölü 4'ten daha büyüktür demiş, yani şu taraftadır demiş. Eksi 11 bölü 4'ten büyük demiş, yani hop şu taraf. Şimdi bize en dar aralık sormuştu. Bak eksi 8 bölü 3'ten küçük ve eksi 11 bölü 4'ten büyük olduğu için en dar aralık şurasıdır. O halde cevabımız da eksi 11 bölü 4 ile eksi 8 bölü 3 açık aralıdır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, videomuzun ve fark atıyorum testinin sonuna geldik. Ve artık 3. bölüme, yani üslü ifadeler, köklü ifadeler ve çarpanlar ayırmanın olduğu kısma geçebiliriz. Çok tatlı, birbirinden güzel sorular var bu bölümde de. O bölümde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.